الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلينا على رسولنا محمد صلينا على شفيع جنودنا محمد صلينا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا فما يزيدهم إلا نفورا صدق الله العظيم موضوعنا Sultan Selim'de insan çocuğuna İslamiyet'i öğretmesi lazımdır. Çünkü o an çocuk hiçbir şey bilmediği halde doğuyor. Estağfirullah. Vallahu ahrecekum min butûni ümmehâtikum lâ ta'lemûne şey'en. Vallahu Allah Teala veri ahrecekum sizi çıkarttı. Min butûni ümmehâtikum analarınızın karınları. Lâ ta'lemûne bilmez olduğunuz halde şey'en. Hiçbir şey. O yavruya sorsanız nesin insanın diyemez. Erkek misin, dişi misin sorsan diyemez, bilemez. Yerde misin, gökte misin bilemez. Aç mısın, tok musun bilemez. Nasıl emilir, nasıl yemek yenir hiçbir şey bilemez. Allah-u Teala'yı sorsan bilemez. Celle Celaluhu. Resulullah'ı sorsan bilemez. Dünyayı sorsan bilemez. Ahireti sorsan bilemez. Peki ne yapmak lazım şimdi? Çocuk 2 yaşına olunca veya ne zaman söz anlamaya başlarsa o vakitte ona ya anası, ya babası veya bir hoca İslamiyet'i öğretecek. İman, başta iman. Sonra İslam şartları, yani kelime-i şehadet. Buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Hanımlar sükût söyleyecek. Erkek olsa hep beraber sesimiz çıkacak ama hanımlar sükût. Amin de öyle sükût diyeceğiz. Eşhedü, ben şehadet ederim. Neye dair? En la ilahe. Hiç ilah yok, ibadet ilah yok, illallah. Ancak Allah-u Teala'sı duyuyor. Ve eşhedü yine şehadet ederim. Enne Muhammeden, muhakkak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz abdühü, Allah'ın kuludur ve Resulü elçisidir. Günde 5 vakit namaz. Yılda 1 ay oruç, Ramazan-ı Şerif. Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Elhamdülillah. Sene 97, cemaatiyle evvel 20, Eylül 22. Bugüne ulaştık elhamdülillah. Yine bugün nasip oldu, kürsüye çıktık, İslamiyet'i anlatıyoruz. Anlatmadan olmaz. Bir insan kendi başına anlayacak olsaydı Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri 224 bin peygamberi göndermez. Bir rivayete göre 124 bin. Bir rivayete göre sayısını Allah bilir.
çok şükür bu kadar insanlara elimizden geldiği kadar İslamiyet'i anlatıyoruz. Mevla'nın lütfu ilahisidir. Ey insanlar, uyanalım, anlayalım. Uyanmazsak, anlamazsak ahirete hazırlıksız gitmiş oluruz. Dünyada evimiz var, elbisemiz var, yiyeceğimiz var, içeceğimiz var, ışığımız var, arabamız var. Bazıları yoksa da. Lakin ahirette bir şey yok. Ey insan! Üstadımız, efendi babamız kaddesallahu sirrehu buyururlardı ki cennet kupkuru bir arsadır. Yerden başını çıkaran bir yeşil ot yok orada. Hepsi dünyadan gönderilecektir. Dünyada öyle bir vazifedeyiz ki hem yaşayacağımız kadar muhtaç olduğumuz nafakamızı temin etmekle memuruz. Sonu olmayan ahiretin her şeyini de bu dünyadan kazanmakla memuruz. Çalışan budur. Sa'yı gayret gerçi güçtür vakıa leyseli insani illa masa. Sa'y etmek, vazifeye koşmak, dünyevi olsun, ufevi olsun, gerçi güçtür. Fil vakı güçtür. Ama leyseli insani, insan için yok illa masa. Kendi sahip gayreti, kendi koşuşu. Sade dünyayı alıp ahireti bırakarsak çok büyük zarar etmiş oluruz. Bir daha telafisi mümkün değildir. Sade ahireti alıp dünyayı bırakmak bile doğru değil. Sizin en sevdiğiniz ahireti için dünyasını bırakan değildir. لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ مَنْ يَتْرُكُ دُنْيَا وَلَا آخِرَةِ Ahiret için dünyayı bırakan en hayırlı değil. وَلَا آخِرَةَ اُلِ دُنْيَا Dünyası için ahireti bırakan doğru değildir. وَاِنَّمَا الدُّنْيَا بَلَاءٌ لِلْآخِرَةِ Dünya, ahirete ulaştırıcı bir köprüdür. İkisini de kazanmamız lazımdır. Başta peygamberler salavatullahi nebine ve aleyhi mecmain böyle yaptılar. Hem ahiret için çalıştılar, hem dünya için çalıştılar. Nasıl çalışacağımızı bizlere kainatı yaratan Allah-u Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Azimuşşan'ı öğretiyor. Baş tercümanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ondan sonra vekilden vekile devam ediyor. Lakin Kur'an-ı Azimuşşan'ı anlayıp anlatanlar azaldı ve günden güne de azalmaktadır. Aklımızı başımıza toplayalım. Müslümanlar vatanlarını düşmanlardan ancak Kur'an-ı Azimuşşan'a çalışmakla kurtarmışlardır. Hadis-i şerif اِنَّ اللّٰهَ لَيَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ اَخَرِينَ Muhakkak Allah Teala bir takım kavimleri Kur'an vasıtasıyla yüksek etti. Bir takım kavimleri de Kur'an vasıtasıyla alçak etti. Hangi kavim Kur'an'a çalışmışsa
onu yüksek etti. Hangi kavim Kur'an'ı terk ettiyse onu öyle yükseltmedi. Amerika, Avrupa, Rusya Kur'an'la alakalı olmadığı halde yüksek gözükmektedirler. Ona aldanmayalım. Bir istidraçtır o. Yani surete yükselmek var ama fil hakika sonundaki cehenneme girecekler tövbe etmedikleri takdirde bu yükselmek sayılmaz. Gözümüzü açalım. Kur'an-ı Azimuşşan bizlere dünyada nasıl tasarruf edeceğimizi, dünyamızı nasıl muhafaza edeceğimizi, düşmanı nasıl efendim yeneceğimizi haber veriyor. Kainatı yaratan Allah bu kainatı yarattı. Bizi de kendi kainatında yarattı. Kendi kainatında, mülkünde nasıl tasarruf edeceğimizi, nasıl iş göreceğimizi, nasıl yürüyeceğimizi Kur'an vasıtasıyla öğretti bize. Kur'an-ı Azimuşşan şanın da tercümanı, baş tercümanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Ebubekir Sıddık onun vekili olmak üzere böyle devam ede gelmektedir. Biz de Kur'an-ı Azimuşşan'ı iyi öğrenip Mevla'nın mülkünde nasıl tasarruf edeceğimizi görmeliyiz ve gördüğümüz gibi de yapmalıyız. Sade bilmekle olmuyor. Tatbik de lazımdır. Kur'an-ı Azimuşşan başta iman emrediyor. Sonra beş vakit namazı emrediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ekimus salate. İşte bu emirdir. Bu emir namazı farz ediyor bize. Bunun gibi Bismillah. Ve eiddu lehum mesetatun min kuvvetin. Ey müminler, eiddu hazırlayın. Lehum düşmanlar için ne azlayın ma ol bir kuvveti ki istatatun kadir olduğunuz yani gücünüzün yettiği kuvveti hazırlayın. İsim vermedi o kuvvete. Resulullah Efendimiz zamanında okla, kılıçla. O zamanın kuvveti ok ve kılıç idi. Sonra zaman geçtikçe terakki etti silah meselesi bugünkü hale geldi. Demek ki o zaman duymuş olduğu kuvvetin içindeydi bugünkü kuvvetler. Onun için isim vermedi. Ok ve kılıç deseydi bugünkü silahlar için almış olmazdı Cenab-ı Hak. Bugünkü silahları imal etmemiz lazım geldiği gibi İslamiyeti de tam manasıyla takınmamızı, yaşamamızı Kur'an-ı Azimuşşan vasıtasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vasıtasıyla haber vermiştir. Bak ne buyuruyor şimdi bu ayette? Düşmanlar için gücünüzün yettiği kuvveti hazırlayın. Ve min ribatil hayli. Harp için atlar da hazırlayın. Ne olacak bu kuvvetler? Turhibune korkuturuz, korkutacaksınız bihi bu kuvvetlerle kimi adüvallah Allah'ın düşmanı olan
işte Avrupa, şimdi Amerika, şimdi Rusya, şimdi ve adüvvekum, sizin de düşmanınız, Mevla'nın düşmanı olan bizim de düşmanımız. Nasıl ki ekimus salati emri, namazı farz ettiysen e'iddu lehum messeta'tun min kuvvetin, emri de silah imal etmesini farz etti. Ama hiçbir kere onun yanında İslamiyet bırakılmamalıdır. Sade kuvvetle olsaydı Çeçenistan 50 tayyaresi vardı harptan evvel. Rusya onları bombardıman etti ve dünyaya rapor verdi. Bir hafta içerisinde Çeçenistan ya topraktadır ya Sibirya'dadır. Allah-u Teala Hazretleri de ben buna razı olmam buyurdu. Yapamazsın. 1,5 milyon Çeçenistan kazma ile, kürekle, çaba ile, eski silahlarla diretti. Dünyanın ikinci devleti kuvvet bakımından ikinci devleti olan koca Rusya'yı, 200 milyon Rusya'yı alt üst etti. Yeltsin Rusların devlet bilgisi, çok pişmanım, Çeçenistan'a girdiğimden çok pişmanım dedi. Bu neyle oldu cemaatçisi mi? 1,5 milyon Çeçenistanlıların işi değil bu iş. İslamiyetlerinin sebebiyle Mevla'nın onlara yardım etmesiyle oldumuş. Mevla kime yardım ederse o galip olur. Kime yardım etmesi o mevlub olur. Orada olan işlerden bir tanesini diyeyim size. Çok var da. Bir Rus tayyaresi ikmalini yaptı. Rusya'dan kalktı. Çeçenistan'ın üzerine geldi. Bombardıman edecek. Bir aksakallı, sarıklı, cübbeli bir insan, bir ihtiyar zat elinde bir değnek önüme çıktı diyor. Anladın, sonra söyleyeceğinize göre. Kafanı kırarım, ben eşya yaparım. O da elmeye mecbur oldu. Hava meydanlarından bir meydana indi. O meydanda bekleyen askerler silahlarını ona doğrulttular. Müdafaa edecekler. Dışarı çıktı tayyelden. Bırakın o işleri, bırakın. Gelin buraya. Ben ve hiçbir arkadaşım isteyerek sizinle harp etmiyoruz. Zorla gönderiliyoruz. Bu Kıbrıs'ın üzerine geldiği vakitte benim karşıma çıkan o zat neydi onu soruyorum size ben. Neydi o? Mevla'nın yardımı. Mevla manevi kullarını gönderiyor. Medine Muharebesi'nde 3000 melek gönderdi. 1,5'ini. Sonra buyurdu ki bir daha hemen gelirlerse üzerinize 5000 melekle yardım edeceğim size. Başlarında da sarık. Sarık Mahmud'un icadı değil arkadaşlar. Kardeşler değil. Evet. Ta gökten iniyor. Bedir Muharebesi inen melekler sarıklıydı. Mevla buyuruyor, Bedir Muharebesi'nde 3000 melekle yardım etti. Derhal gene gelirse 5000 melekle yardım edecek. Lakin
şunu iyi bilesin ki o melekler sizin kuvve-i maneviyenizi celbetmek içindir. Asıl yardım benim elimle dönüyor Mevla diyor. Ben yeniyorum düşmanlarınızı. Bu melekler size bir şey olsun, kuvve-i manevi olsun diye. Allah'a iyi bilelim cemaatimizin. Ona iyi inanalım. Ki dünyada da ahirette de yüksek olalım. Kıbrıs Harbi'nde de olan bir şeyi söyleyeyim size. Yani bu bir hikaye masal değil. Kıbrıs limanına geldi bizim askeriye gemisi. Asker indiriyor. Rumlar daha evvelce tabii keşfettiler nereden geleceğini bizim geminin. Nereden askeri indireceğimizi keşfettiler. İstihkamlar kazdılar. Sandıklarla mermi indirdiler istihkam. Oradan onlar bizim askeri görüyor, bizim askeri onları göremiyor. Bir atsak onları vuramıyoruz, onlar atsa bizi vuruyorlar. Her yere basan asker vuruldu. İnen vuruldu. Kumluk ölü askerle yığıldı. Kumandanın hatırına Allah getirdi. Allah-u Ekber diyerek in. Veya Allah Allah diyerek in. Allah 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 veya Allah Ekber Allah Ekber Allah Ekber. İnen askerlerden hiçbir tanesine mermi vurmadı. Mayıs yağmuru gibi mermi geliyor. Silah çok düşmanda. Oradan geçen askerler diyorlar ki kulağımın yanından geçiyor mermi, sesini duyuyorum, başımın üzerinden geçiyor, hissediyorum, sağımdan solumdan bana vurmuyor mu? Ölülerimizin üzerinden geçtik, Kıbrıs'ı fethettik. Kıbrıs'ı aldık, alacağımız yeri aldık. Bir albay gelmişti, bizim amca oğluna Abdullah Efendi'ye. Meşil Cami imanı. Sağdı. Dedi ki bu harp bittikten sonra harbi idare eden paşanın yanına gittim. Benden evvel Kıbrıs'ın devlet reisi Rauf Denktaş gitmişti. Rauf Denktaş gittiği vakitte paşa ağlıyor çatırında. Gözlerinde yaşadı. Reis dedi ki paşa hazretleri bir kötü haber mi duydunuz? Niye ağlıyorsunuz? Yok dedi. Bu başladı bir anda bitti. Sirri eremedim. Ben bu işin başındayım. Derken bu albay girdi içeri. Bizim Abdullah Efendi gelen albay. Dedi ki telaşeli görüyorum sizi, ne oluyor? Dediler yahu bu harp başladı bitti, bunun sırrını eremedik. Hem seviniyoruz hem üzülüyoruz. Dedi sırrını ben söyleyeceğim size. Gözümle gördüm. Rüya değil. Uyku değil. Ne zaman ki biz askerleri çıkartmaya başladık. Her çıkarttığımız vuruldu. Her çıkarttığımız vuruldu. Vuruldu. Akıbet Allah-u Teala hatırımıza getirdi. Allah Allah diyerek inin. Hepsi askerler bir ağızdan. Allah 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 diyerek inince ben iki kol gördüm. Her bir parmağı 50 metre uzun.
gövdeyi görmüyorum, kolları görüyorum. O kollar böyle mermileri atıyor o yana bu yana. Manevi kol yoksa mermi. Bizim bildiğimiz bir adam gitse merminin önüne, mermi vursa deler geçer. Öldü. Manevi bir kuvvet sahibi Allah-u Teala Hazretleri tarafından gönderildi. Ne zaman ki biz Allah Allah demeye başladık, o kollar bana gözüktü ve atılan mermilerin o yana bu yana defedildiği gözüktü. Hiçbir askerimiz daha ondan sonra olmadı. Bu hangi ayettir biliyor musunuz? Bunu Kur'an söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü, ey müminler, ey Müslümanlar, izâ lekîtum, kavuştuğu vakitte, fiyeten, düşman ordusuna, kavuştuğu vakitte, fesbutû, sebat edin, geri kaçmayın ölürüz diye. Daha ne yapın? Vezkürullâhe, Allah'ı zikredin, kesiren, çok, leallekum tüflihûn, felâ kavuşur. İşte bu ayet. Onun için Türk askeri Allah Allah diyerek yapar. O kahinler de horra horra bir şeyler derler yani. Manası yok, bir şeysi yok. Boş, boş laflar. Daha Kur'an'da ne ayetler vardır ki düşmanlar ancak böyle yenilir. Bak görüyorsunuz. Zikretmeden evvel, Allah Allah demeden evvel her yere vuruldu işte, gözümle gördüm diyor. Zikre başlar başlamaz hiç kimse vurulmadı. Paşa'ya bunu söyleyince sevindi, takdir etti ve devlet reisi Rauf'tan kaçtı, o da öyle. Sevindi. İşte bu bizim için büyük bir misaldir cemaatçiler. Bunu anlayalım ya. Biraz zeki olalım ya. Kainatı yaratan Allah'ın Kur'an'ıdır bu. Bir beşer tarafından yazılmamış bu ya. Öyle muamele etmeyelim. Bu direksiz kubbeleri çatan ve onları direksiz muhafaza eden, durduran o kadar ağır ecrami semavi ki koca güneş bu dünyada ne kadar büyüktür. O yıldızlar, evet o ay birbirine çatmadan öyle bir ayar üzere hareket ediyorlar, yüzüyorlar ki akıl ermez. İşte o Allah'ın kullarıyız. Kur'an onun kitabıdır. Tevrat da onun kitabı, İncil de onun kitabı, Zebur da onun kitabı. O evvelki sahibeler de onun kitaplarıdır. Kur'an-ı Kerim'den evvel inen kitaplara karşı vazifemiz onlara inanmak. Ama din haini olan papazların silip yazdığına inanmıyoruz. Mevla'dan inen ayetlere inanmıyoruz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'den evvel geçen kitaplara karşı vazifemiz onlara inanmaktır. Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifemiz hem inanmak hem onu tatbik etmektir. Unutmayalım. İşte böyle büyük kitapların ehli oldukları halde Allah'a inanamamışlardır. Estaizu billah, bismillah. Onların inancını ve bilgisini bize beyan etmek üzere Mevla Sûr-i Tevbe'de bismillah ve kâletil Yahudi Uzeyrun İbnullah, Yahudiler Uzeyr Aleyhisselam Allah'ın oğludur dediler. Böyle onlardan işitti. Kur'an vasıtasıyla bize haber veriyor. Ve kâletil Nesara El-Mesih İbnullah, Hristiyanlar da dediler Meryem'in oğlu İsa Aleyhisselam Allah'ın oğludur.
Allah buyuruyor ki benim oğlum yok, kızım yok, ailem yok. Peygamber Efendimiz yeni gönderildiği vakitte Allah demeye başladı. Onu bildirmek için uğraşıyor. Müşrikler, kafirler dediler ya bir Allah ismi çıkart ortaya. Bu nedir bu? Altından mı, gümüşten mi? Neden? Nasıl şey? Cenab-ı Hak o zaman Sure-i İhlas'ı indirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Onlara cevap vermek üzere indirdi. Ne diyor bu kul huvallahu ahad? Yani bu Sure-i Celile ile ne cevap öğretiyor Habibine? Ki o düşmanlara söylesin. Kul, kul şöyle demek, emirdir. Söyle Habibim. Allah altından midir, gümüşten midir? Soranlara de ki, bu ve o sorduğunuz Allah, Allahu ehadun, tek bir Allah. Size birliğini bilmek lazım. Altınlığını, gümüşlüğünü bilmek lazım değildir. Altın ve gümüş onun yanında değerli olsaydı yabani taşlar nasıl yaratmazdı onlar o madenleri. Daha Allahu Allah es-semedu gayet uludur. Her şey ona muhtaç, o kimseye muhtaç değildir. Lem yelid kimseyi doğurmadı. Ne Uzeyr Aleyhisselam'ı doğurdu, ne İsa Aleyhisselam'ı doğurdu. Belem yûled, hiçbir ana baba tarafından da kendisi doğrulmadı. Mevla'nın anası yok, babası yok, oğlu yok, kızı yok, ailesi yok. Belem yekun olmadı, lehu onun için küfüven denk ehedin kimse. Bir kulu Allah adı manasını bilmeyiz. Şimdi hangini de sorsam, evet hocalar biliyor ama, hangini de sorsam, şu en kısa suredir, bunun manasını veremez. Niçin şimdiye kadar Allah'ın mülkünde onun Kur'an'ının manasını öğrenmeden yaşadınız? Ben sizin yeriniz olsam akşama kavuşmadan onun manasını öğrenmeye başlarım. Mesele budur. Yemek için, içmek için yaratılmadık. Yiyeceğiz, içeceğiz ama onun için yaratılmadık. Evlenmek için, doğmak için, doğurmak için de yaratılmadık. O olacak ama onun için yaratılmadık. Köşkler, saraylar yapmak için yaratılmadık. Hususi taksularda keyfetmek için de yaratılmadık. Bunlar olacak ama onlar için yaratılmadık. Ya ne? Niçin yaratılmadık? Büyük bir iş. Nedir o? Kainatı ve bizi yaratan Allah'ı tanımak için ve ona ibadet etmek için, kulluk etmek için yaratıldık. Hatırınızda kalsın. Çoğunuz biliyorsunuz bunu. Çünkü Hoca Efendi Allah razı olsun açıklıyorlar. Lakin biraz hocalar azaldı cemaatçiliği. Ve azalmaya doğru gidiyor. Bu ne olacak böyle? Hocasız mümkün değil. Mevcil alim ke mevcil alemi. Bir tek alimin ölmesi bütün kainat ölmesi demek. Çünkü İslamiyeti o yaşıyor, yaşatıyor ve öğretiyor millete. Bir hadis-i şerif var Bukhari'de. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبُدُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاءً يَنْتَزِعُمْ يَلِبَانِ Cenab-ı Hak ilmi alacak ama bir hocaların kalbini soyup almakla değil. Ya alimleri ahireti alacak. Yani alimler ölecek. İlim de onlarla beraber gitmiş olacak. Hatta اِذَا لَمْ يُبْكِ عَالِمًا ne zaman ki bir alim bırakmayacak yeryüzünde اِتَّقَدَنْ نَاسُ رُوسًا جُحَالًا insanlar cahil reisler başkanlar tayin edecekler فَسُوِلُوا onlara sual sorulacak o reislere hiç elif okumamış, bağ okumamış فَاَفْتَوْ بِغَيْرِ اِلْمِنْ ilimsiz fetva verecekler فَدَلُّوا وَاَدَلُّوا kendileri de dalalete düşecek fetva verecekleri kimseye de dalalete düşecek. Oraya doğru gidiyor. Milletin derdi para oldu, ilim, amel, ihlas olmadı. Marifetullah milletin derdi kalmadı. Pek az kimselerin kaldı. Bu ne olacak? Ya şimdi bir fesat koptuğu cihanda. Hevai nefse düştü nas bu anda.
eğer alim, eğer abi kuşanda, hadisler şirkı kaldı nihanda. Bu naslan üzletet hakkadilerim, cemali ve kemal şirk. Ne diyor bu zat, bu büyük insan, bu Allah'ın dostu. Ya şimdi bir fesat koptu canım. Fesat biliyorsun, selahın zıddidir. Selah da Arapçadır, fesat da Arapçadır. Selah, düzelmek, fesat, bozulmak. Bir çorba ekşiliği vakitte fesat oldu. Gelmezler. Demek ki insanların da böyle bir fesadi vardır. Selahi vardır. Eğer Kur'an-ı Azimuşşan'ı öğrenirse, Resulullah Efendimiz sünneti öğrenip yaşarsa, selah. Eğer öğrenmezse veya öğrenmeye amel etmezse fesat. Ya Rabbi, tam fesada kavuşmadan bizi al dünyada. Evet, ya Rabbi, sen ne emredersen olur. Veyahut bizi vasıtı et ya Rabbi. Bu İslami ilimlerin dirilmesine, yaşamasına vasıtı et bizi ya Rabbi. Yani dizi tutan buna yardım etsin. İlla her cins insan hangi kadroda olursa olsun, hangi cemiyete bağlı olursa olsun, İslami ilimlerin yükselmesine illa vasıta olmaya çalışalım. Yani. Emri bil maruf nehyi'l münker var ya, yani iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, dini mübin İslam'ın devamına, bakarsa sebep budur. Dini mübin İslam'ın yıkılmasına sebep emri bil maruf nehyi'l münkeri terk etmektir. Eğer emri bil maruf nehyi'l münkeri yapmazsak gidiyor, gidiyor. Gözümüzün önünde gidiyor. Kıbrıs'ta daha evvelki muharebede şöyle bir hadise oldu. İki mebus geldi bana. Dediler ki, Kıbrıs harbında bir pilot Mersin'den teyyarenin ikmalini yaptı. Yani atacağı silahları koydu, mermileri. Ve teyyareye binecek. Kıbrıs'ın üzerine doğru uçacak. Bir de bakar ki tayyarenin kapısından içeri girdiği yerde bir heybetli adam oturuyor. Lakin sivil elbise. Onu görünce düşündüm ki bu kumandanlardan birisi olabilir. Beni teftişe gelmiştir. Hiç ona bir şey demeden, yani utandım ona bir şey demeye, yerime geçtim. Tayyareyi havalandırdım. Kıbrıs üzerine gelince yanıma geldi o zat. Haritayı ver bana bakayım, nereye atacaksın? Aldı haritayı elini. Bunları atma. Ben neredeyse oraya atacaksın. Bir yere geldik, at dedi, attık. Telefonla, telsizle bildirdiler ki aşağıdan, yanlış yere attınız. Denizde yüzenlere atıldı. Sen onlara bakma dedi. Şimdi gene birileri geldi, at, at, attı. Aşağıdan telsizle isabet oldu, doğru attınız. Bir daha attık, gene doğru attınız. Hep onun dediğiyle atıyor, dediği yere atıyor. Bir daha attık, gene doğru attınız. Aşağıdan böyle haber geldi. Tekrar döndük diyor. Kıbrıs şeye, Mersin'e indik. Gene ikmal ediyoruz. O zat gene orada. Kemal-i edeble ona sordum. Siz kimsiniz? Dedi ki ben muharebe bittikten sonra filan yere gel, Veysel Karahani Hazretleri'nin mezarının iki mezar ötesinde yatıyorum. Beni ziyaret edersin. Allah'ın dostlarını öyle mi zannediyorsunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tekulu limen yuktelü fî sebîlillâhi emmât. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin, Allah biliyor. Ben ihyan asıl değil onlardır. Ve lakin la teşhurun. Lakin sizin şuurunuz almaz mı?
Ne demek onlar diridir? Yani onlar ölmeseydiler, şehit olmasaydılar, sabah namazı kılacaklardı, ondan sonra işrak, kuşluk kılacaklardı, öğlen kılacaklardı, ikindi kılacaklardı, akşam kılacaklardı, yatsı kılacaklardı, gece namazları ne ibadet ediyorlar, edecekse sağlıklarında şehit olduktan sonra onlar hep yapmış oluyorlar. Buna ölü denir mi? Boyuna ibadete devam ediyor. Çok var yani böyle Kur'an dolu mu müjdele? Kur'an'ı bırakmayalım. Kadın ol, erkek ol. Âli himmet ol. Parayı veren düdüğü çalar derler. Tamam mı? Çalışan anlar ve muvaffak olur. Evvelki haklarda kadınlar neler yaptılar? Mermiler taşıdılar, orduya ebenizi yemek pişirdiler, çamaşır ettiler, yardım ettiler. Yani ortak oldular şey, erkekler. Daha da taşarsa iş, kadınlar da silahda, kılıç sallar. Biliyorsunuz, düşmanlar bize iyi rüya görmüyorlar. Lakin biz bunu anlamıyoruz. Her gün düşünüyorlar, acaba Türkiye'yi nasıl batıracağız? Mesela şurada Yunan, bir ağır bir şeydir. Rus ona ağır silahlar verecek, Türkiye'yi tarımar edecek. Bizimkiler de bunu duydular, mani olmaya çalışıyorlar. Ama sen asıl niyete bak. O ağır silahlar ne için alıyorlar? Bizi atma düşün. Öbek bu dost olur mu soruyoruz. Olmaz. Peki böyle bir düşmandan nasıl kurtulursun? Onun kadar silahın yok. Çeçenistan nasıl Rusya'dan kurtulduysa biz de öyle kurtuluruz. Çeçenistan 70 senedir Rusya'nın mezalimi altında ezildi. Mağaralarda yaşadılar. Kitaplarını yaktı, kocalarını kesti, şeyhlerini öldürdü, adamları yani 70 sene ne öğretti, gene de İslam'dan dönmediler. İşte o İslam'ın bereketiyle Allah onlara yardım etti ve koca Rus pişman oldu Çeçenistan'a girdiğinde. Ne dedi? Kıbrıs'a girdiğinde çok müteessirim, pişmanım, yenildik, dünyaya rezil oldu. 200 milyon Rus, 5 milyon asker çıkarabiliyor. Berikliler 15 bin kişi. 15 bin kişiyle 5 milyon bir midir? Asker. Çeçenistan 1,5 milyon. Ancak silah tutabilen 15 bin, 16 bin kişi. O da silahları da bayağı silah. Rus'un silahı ne? Demek ki sade kuvvet kâfi değildir. O kuvvetin arkasında manevi bir kuvvet lazımdır ki o da İslamiyettir. Nasıl ki insan iki şeyden yaratıldı, birisi beden, birisi ruh. Beden ne kadar kuvvetli olsa olsun, ruh ona yardım etmedikten sonra, yani onun elini kolunu sallatmadıktan sonra, gözünü gördürmedikten sonra, Kur'an'ı işittirmedikten sonra, misalini söyletmedikten sonra bir şey yapamaz. İşte Rus'un kuvveti ruhsuz bir kuvvetidir. Batıl oldu gitti. Ya Rabbi, düşmanlardan bizi halas eyle. Onlar bize iyi rüya görmüyorlar. Onlar hep birbirleriyle oluyorlar. Buna nütsal ebisi bizi tutmaz. Görün işte bazı bir şeyler yaparlar ama riyakarlık bizi kandırma bir şey. Bize lazım olan hepimiz Allah yolunda birleşmeliyiz. Tek kuvvet olmalıyız. Bütün dünyanın dengesini sağlarız Allah'ın izniyle. Biz o Resulullah'a inanmışız ki Resulullah Efendimiz buyuruyor, bana 5 şey verildi, benden evvelki arkadaşlarıma verilmedi. Birincisi, Musirtu bir Rumi vesirete şehrin. Bir aylık yoldan ismini duyan düşman korkar. İşte o Resulullah'a ittiba eden, ona uyanlar da aynı hükümdedir. Ekseriyetle haklarda yüzümüz ak oluyor. Daha İslam'da kuvvetli olsak hiç mevlup olmayız Allah'ın izniyle. Böyle evlat yetişmek lazımdır. Kadın erkek hep yani meşru surette bir yere toplanması lazım. Ayrı gayrı yok.
Bizim Türkiye kaç parçaya bölünmüş? Her parçaya iddia ediyor ki bu Türkiye'yi ben düzelteceğim, ben yükselteceğim. Hiçbiri de yükseltemiyor. Bir yükseltmeye başlıyor, o biri kuyruğundan asılır. O biri yükseltmeye başlıyor, o biri kuyruğundan asılır. Bizim mi? Yani ne ben olayım ne sen ol. Türkiye'de böyledir. Ne ben yani yükseleyim ne sen yükseleyim. Öyle yatalım, çamurlu patakızda yatalım. Böyle olmaz cumartesi. Rica ederim, aklımızı başımıza toplamalıyız. Efendim söyleyeyim, Amerika'nın, Avrupa'nın, Rusya'nın çizmesi altında çamur gibi çığırınmamalıyız. Çünkü Kur'an var elimizde. Kimin elinde Kur'an varsa ve o Kur'an'a da dikkat ediyorsa o mevlup olmaz. Sahabe-i kiram silah bakımından az idi. Efendim söyleyeyim, para bakımından, sayı bakımından, vasıta bak hep az idi. Lakin galip oldu. Silah bakımından çok olanlara, sayı bakımından çok olanlara, yemek bakımından, para bakımından çok olanlara galip oldular. Bunu eden Allah'tır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü. Ey müminler, in tansurullaha yansurkum. Eğer size Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Başka bir surede bismillah. İn yansurkumullahu fe la galibe lekum. Allah size yardım ederse dünyada size galip olan bir kuvvet yoktur. Ve in yakhzulkum femen zellezi yansurkum ba'di. Allah sizi rezil ederse, rüsva ederse, sirtüstü yıkarsa benden sonra Mevla buyuruyor. Kimse yardım edecek, kim kalkındıracak sizi? Sûre-i Haş'te de Bismillahirrahmanirrahim ve leyansurennallahu men yansuruh. Elbette Allah, Allah'a yardım edene Allah yardım edecek. Bak, bana kim yardım ederse, yemin olsun ben ona yardım edeceğim. Edemez miyim? اِنَّ اللّٰهَ لَكَوِيُّنْ عَز۪يزٍ. Allah çok kuvvetlidir. Aziz, ulu ve kavi demektir. Herkese galip demektir. Peki, bana kim yardım ediyor? Bak, hangi maddelerle bana yardım ediyor bir insan ki ben ona yardım edeceğim? اَلَّذ۪ينَ o kimseler ki, اِنَّكَّنَّا فِي الْاَرْضِ yeryüzünde onları biz yerleştirsek, onlara temkin ve ikrar versek, اَقَامُ السَّلَاةَ 5 vakit namazı hakkıyla kılarlar. Ve âtevû zekâte. Zekâtın hakkıyla verilir. Fakirlerin hakkıdır. Zekat fakirlerin hakkıdır. Ve emerû bil maruf. İyiliği emrederler. Maruf biliyorsun. İman, namaz, oruç, zekat. Hayırları emretmek emri bil maruf oluyor. Kötülük, kötülüklerden nehy etmek nehy anil münkerdir. Mesela şirk etme, küfür etme, efendim söyleyeyim, zina etme, içki içme, kumar oynama demek meyyan-ı münker oluyor. Buna sarıldığı vakitte Mevla buyuruyor, illa ben size yardım edeceğim. Yeminle. Peki, geçelim şimdi kısaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sûre-i İsra'dan ayet okumuştuk. Ve leged sarrafna. Elbette muhakkak biz çok sarf ettik, çok beyan ettik, açıkladık. Nerede? Fî hâzel Kur'an, bu Kur'an-ı Kerim içinde. Yani çok